sahanda oynamak zorunda kalırsın. İşlerine gelmiyor. O zaman Rahmi Turan gibi çıkarsın dersin ki efendim vardı? Başka derdimiz yokmuş gibi günlerdir Türk cezan tartışıyoruz. Tartışma. Sen hep o şansın deniyor. AK olmayınca Parti'ye, biz tartışalım. Dindarlara, Müslümanlara, muhafazakarlara. Bak adam bir gün öncesinden gitti diye vay Atatürk'ü bilmem ne diyen adam nasıl Diyanet İşleri Başkanı ziyaret edilir diye. Habire çamurun bini bir para. Bunun üzerinden Allah'a, dine, peygambere küfredenlerin falan sayısı binler on binler civarında. Hiç şeyinize gitmiyor, gocunmuyorsunuz. Ama efendim nereden çıktığı belli olmayan, sanki başka derdimiz yokmuş gibi Türkçe ezan tartışması diyerek sahanızda bulduğunuz topu hemen öbür tarafa atmaya çalışıyorsunuz. Bu sizin elinize bulaşmış kandır, pisliktir. Doğru. Ne dersen de geçmişte bunun gibi kaç tane örnekleri var. Siz günah çıkartmadığınız müddetçe, çok izledikleri Amerikan filmlerinde olduğu gibi, ya da tövbe etmediğiniz müddetçe, ya da hadi bu kelimeler hoşunuza gitmeyebilir, özür dilemediğiniz müddetçe, geçmişinizle yüzleşmediğiniz müddetçe, bu mevzu her 3 senede, 5 senede, 10 senede bir bravo, sizin önünüze getirilecek, konuşulacak. Tamam mı? Ta ki siz özür dileyene kadar, özür demek adam olana evet, kadar. Bir de ben de şöyle, ben onu söylemiştim bunu daha önce de, eğer bundan, eğer bununla ilgili CHP olarak biz efendim dine en saygılı partiyiz. Efendim biz şöyle bir ya, anlatmanıza bak, bazı şeyleri bak. Şimdi diğer partiler anlatır. Yaptıkları ortada, değil mi? Çok tabii, yakın zaman tarihin içerisinde tartışırsın. CHP'ye efendim biz Sultan Palamut devrinde de böyleydik. Bugün de bu kadar aydınlanmacıyız. Böyle ışık saçıyoruz. Acayip dindarız falan. Bu tür martavalları, bu tür teravihleri anlatmanıza gerek yok. Bak burada ben gariban birisi olarak, orta ölçekli bir zeka sahipli olarak. Gerek yok çünkü. Yani Allame-i Cihan olmana gerek yok. Tarihe girdiğin zaman, şimdi iletişim kanalları da açık, kütüphanelerde saatlerce harcamaya gerek yok. Hiç bilmiyorsan bana geleceksin. Ben sana yazacağım 3-4 tane adres, Kastamonu'dan Erzurum'a kadar, Niğde'den Antalya'ya kadar. Köylerde yaşayan amcalar da var. Yaşayan 1000 tane adam Türkiye'nin her tarafında organize olamaz. Adamların bazıları yaşıyor, bazısı yatalak, bazısı namazda gidiyor. 90-100 yaşında adamlar var. Bunlarla bir konuştuğun zaman zaten sana CHP'nin ne olduğunu anlatır. Yani bakma şimdi İstanbul'un Bebek semtinin Maçka'nın tepesinde oturup da biz efendim Osmanlı Paşası'ydık, çok güzeldi, Bebek harikaydı falan diyen de unut. Benim babaannem daha önce. Benim babaannem 1946 model bir çavla evlenirken şöyle filer vardı. Ne inanana şarkısı söylerdik falan. Bunları geçin arkadaşlar. Türkiye bundan ibaret değil. Doğru. Bu yüzden Türkiye bu hale geldi. Ama geçmişin reddi miras diye bir şey var Murat. Özür de dileme. Ha, ama mesela değil mi? Doğru. Şey tabii. Arkadaş biz aydınlanmazı, çağdaş, demokrasiyi acayip içselleştirmiş, midemizde duruyor, sindirmiyoruz. Burada tutuyoruz demokrasimizi. Attık ağzımıza, içimizde kaldı. Aydınlandık, içimiz temiz. Evet, çok acayip laik, acayip kemalist, ultra çağdaş, kökten laik.